Türk dış politikasına bakmaya devam edeceğiz. Evet, haberde de şu sebeple yaptık. 2021 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde gerilimin yükseldiği bir yıl olmuştu. Özellikle 10 büyükelçi kriziyle birlikte. Ancak 2022 bu toplantıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle bir araya geldiği toplantıyla çok daha olumlu bir gündemle, ajandayla başlandığı görülüyor. Ne dersiniz? Yeni yılda çok daha gerilimsiz ilişkiler bekliyor olabilir mi Türkiye ve Avrupa Birliği'ni? Şöyle, aslında 2021 yılına baktığımızda da büyükelçiler krizi haricinde Türkiye-AB ilişkileri nispeten daha hani gerilimden ağrı bir ilişkiydi. 2020 ile karşılaştırdığımızda, 2020'yi hatırlayacak olursak, özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tan dolayı oldukça gerilimli bir yıl olmuştu 2020. 2021'de bu gerilimin düştüğünü gördük. Büyükelçiler krizi hariç, ki orada da sadece AB büyükelçileri değildi hedefte olan, başka büyükelçiler de vardı. Şimdi 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanı geleneksel olarak yaptığı bir etkinlikte Avrupa Birliği büyükelçilerini topladı ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkındaki görüşlerini ifade etti. Ben bu görüşleri dinlediğimde çok büyük ölçüde bunlara katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok haklı. Türkiye'nin mülteci meselesinde üstlenmiş olduğu sorumluluğu hatırlattı Avrupalılara. Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin oynayabileceği rolden bahsetti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'nin hala bir aday ülke olduğunu hatırlattı ve tam üyelik hedefi olduğunu söyledi. Yalnız bu konuşmada eksik olan kanaatimce önemli bir boyut vardı. Yani söylediklerinde hepsinde haklıydı. Ama eksik olan önemli boyut ise, evet, Türkiye-Avrupa Birliği'nden bir takım talepleri var ve bunlar da son derece meşru talepler. Ama nihayetinde bunların ilerletilebilmesi için Türkiye'nin de ortaya bir iddia ve bir performans koyması gerekiyor. Ve özellikle demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konusunda Türkiye'ye düşen önemli sorumluluklar var. Şimdi konuşmada buna dair bir atıf yoktu. Yani bütün beklenti sanki Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini düzeltmek üzere adım atmalıya üzerine bina edilmişti. Bunun bir ikili ilişki olduğunu, iki tarafında sorumlulukları olduğunu ve Türkiye'nin de burada yapması gereken, atması gereken çok önemli adımlar olduğunu, dediğim gibi başta hukuk devletinin işte tesis edilmesi tam anlamıyla, insan hakları, demokrasi gibi alanlarda, buna dair Cumhurbaşkanı konuşmasında çok hani ümitlenebileceğimiz bir açıkçası bölüm taahhüt yoktu. Şimdi ABD ile ilişkilere bir bakış atalım da isterim, 2022'de neler olabilir diye. Geride bıraktığımız yılda malum F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması var İlk akla gelen. Yeni yılda neler olacağı ile ilgili ise ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'ye gelmesi ve mektubu sunması olayı var. Şimdi yeni yılda Türkiye-ABD ilişkilerine nasıl bakarsınız? Adam'ın 2022 raporundan biraz biliyorum ama izleyicilerimiz de sizden bu bakışınızı öğrensin istiyorum. Hem de öte yandan hangi konu başlıklarına dikkat etmek lazım iki ülke ilişkilerinde? Şöyle, Amerika ile ilişkilerde zaten oldukça hani sayısı nispeten artan önemli birikmiş ikili sorunlarımız var. İki tarafın da birbirinden beklentileri var. İşte Amerika özellikle S-400 meselesini adeta bir kırmızı çizgi değil, bir kırmızı duvar haline getirmiş durumda. Yani Türkiye ile diğer konuların daha pozitif bir atmosferde ele alınabilmesinin şartı artık S-400 meselesinin halledilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki ilişkilerde sadece S-400 meselesi değil bu ilişkileri tıkayan, işte Amerika'nın PYD-YPG bağlantısı ve ona vermiş olduğu destek, Türkiye'nin FETÖ örgütü konusundaki taleplerine nispeten duyarsız kalması, Türkiye'deki gene tabii insan hakları, demokrasi konuları, Osman Kavala meselesi gibi birçok F-35 programından Türkiye'nin dışlanması, şimdi F-16'ya yönelik yeni bir talep. Aslında birçok konu var Türk-Amerikan ilişkilerinde. Fakat bu konuların bugünkü konjonktürde halledilmesi de oldukça güç gözüküyor. Niye?
Çünkü Türkiye'ye yönelik bakış açısı oldukça değişti Washington'da. Türkiye'nin de Washington'a yönelik bakış açısı değişti. Ciddi bir güven erozyonu var karşılıklı olarak. Bir de bunun üstüne artık Türkiye'nin gittikçe seçim atmosferine yaklaşan bir ülke olmasını getirdiği bir değerlendirme var. Bu değerlendirme yurt dışındaki bu yani hem Amerika'nın hem bir ölçüde Avrupa Birliği'nin aslında Türkiye'ye bakış açısını derinden etkiliyor. Çünkü burada bu önemli meselelerin müzakere edilmesi artık çoğu zaman 2023'te olacaksa seçimler, yani erken seçimden bahsetmiyor isek, 2023 sonrasına bırakılma şeklinde bir durum oluşmuş ve bu önemli meseleleri, önemli konuları artık Türkiye'nin 2023 sonrasında iktidarı devralacak olan siyasi kadrolarıyla, hani bu siyasi kadro olur, başka siyasi kadro olur ama en azından o seçimleri bekleme yönünde bir tercih sergiliyor Amerikan diplomasisi ve kısmen Avrupa diplomasisi. O yüzden bizim de EDAM 2022 yılına dair beklentiler raporunda Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik yazdıklarımız bu beklentiyi biraz dışa vurgulama ile vurgulamak istedik. Ve Türk-Amerikan ilişkilerinde 2022 yılında dolayısıyla ne çok önemli olumlu ne de çok ciddi olumsuz bir gidişat beklemiyoruz. Özellikle Amerikan tarafı o hani seçim atmosferinden doğan bekle gör politikasını daha sarahatle, daha açık biçimde hayata geçirecek. Bunun iki tane istisnası olabilir. Bir tanesi F-16 konusu. Çünkü F-16 konusu Türkiye'nin talebiyle resmileşti ama Amerikan idaresinin de buna çok açık bir desteği var. Burada mesele kongre, bu şartlarda kongreden geçebilir mi? Onu göreceğiz. İkincisi tabii Halkbank meselesi. Halkbank zira Amerikan idaresinin sorumluluğunda olan bir mesele değil. Artık yargıya taşındı. Ancak dün çıkan bir haber Halkbank davasının bir süre daha ertelendiğini işaret ediyordu. Çünkü Halkbank'ın bu kez Amerikan Anayasa Mahkemesi'ne yönelik yapmış olduğu bir başvuru var. Ama Halkbank konusu tabii bir ileride sorun olarak karşımıza çıkabilir. Ama özünde dediğim gibi Türk-Amerikan ilişkisine dair 2022 yılında öyle çok büyük olumlu veya olumsuz bir beklenti içinde olmamak lazım. Tabii burada bir istisna, hani buna bir siyah kuğu diyemeyiz ama beyaz kuğu diyebiliriz belki, Ukrayna meselesi. Çünkü gerçekten yani belki onu konuşacak kısaca zamanımız olabilir ama orada artık özellikle Rusya'nın bir silahlı çatışmaya yönelmesi durumunda NATO içerisinde NATO müttefiklerinden bir takım beklentiler oluşacak. Özellikle hani Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik caydırıcılığın artırılması konusunda burada Türkiye'nin izleyeceği veya izlemeyeceği, atacağı veya atmayacağı adımlar da Türk-Amerikan ilişkileri bakımından önemli olacaktır.